Hepinize merhaba, ben Alper. Şimdi sizlerle interaktif web senaryolarıyla bulut bilişim teknolojilerini öğrenebileceğiniz bir web sitesi, bir portal olan Bulut Bilişimciler platformunu hizmete aldık ve bununla sizlerle nasıl interaktif bir şekilde senaryolarla öğrenebileceğinizi örnek bir demo üzerinden sizlere göstereceğim. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bulutbilişimciler.com sitesine giriyoruz ve sağ yukarıdan giriş yaptan kendimize bir hesap oluşturacağız. Şu anlık sadece üniversite öğrencileri ve Türk Telekom çalışanlarına uygun bir şekilde platform açıldı. Yavaşça büyüyecek ekip. İlk başta kayıt oluyoruz. İsmimizle, e-mail veya şifremizle kayıt olabiliriz. Veya üçüncü parti GitHub veya Google gibi servisler aracılığıyla da üye olabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sizleri onaylanmadığınız için ortamlara erişemiyorsunuz. Öncelikle hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Bunun için de geliyorsunuz. Edu.tr uzantılı şu anda yalnızca öğrencilere ve de Türk Telekom çalışanlarına verilmiş bir onay var. İleride bu alan büyüyecek. Şimdilik Edu.tr uzantılı mail adresimizi giriyoruz ve mailimize onay kodu gelmesi için gönderiyoruz. Mailimize onay kodu gönderilmesini bekliyoruz. Bu yaklaşık birkaç dakika süren bir işlem bulunduğunuz edu.tr uzantılı mail adresine göre. Ben de şu anda onu mailime geldi ve onu giriyorum. Onayla dediğimde artık yapacağınız tek şey artık öğrenmeye başlamak ve senaryolara girmek. Şu anda artık hesabım onaylandı. Hesabım onaylandığı için ben de artık ana sayfa üzerinden haberler varsa haberleri inceleyebilirim. Kurslar burada birazdan değineceğim. Ve makaleler, güncel makaleleri araştırabileceğim, görebileceğim alanlar ve de YouTube üzerinde devamlı olarak video paylaşımı yapılıyor Bulut Bilişimciler platformunda. Bunları da inceleyebilirsiniz. Şu anda bulut bilişim senaryolarından Ansible kurulumuna bakalım örneğin. Ansible bir otomasyon ürünü ve çokça kullanılıyor sektörde. Bunu Ansible sıfırdan başlayarak burada detaylıca açıklıyor zaten ve sonrasında ilk senaryomuzu başlayalım örneğin. Ve eğitime başla diyorum. Eğitime başla dediğimde ekranım ikiye bölünüyor ve sağ tarafta gerçekten bana verilmiş bir makine, rezerve edilmiş bir makine ve sol tarafta da senaryo adımlarım gözüküyor. Şu anda geliyorum, videoyu kapatıp senaryo adımlarına bakıyorum. Ansible'ın yapısı anlatılıyor ve sağ tarafta da benim için bir tane makine var. Bana verilmiş interaktif web terminali var. Ben burada Ansible içeriğini öğrenip ve sonrasında da Ansible kurulumu aşamasına geçiyorum. Burada sol tarafta adımlar var. Ansible ekle apk-et Ansible diyor. Bunu çalıştırıyorum. Bunu çalıştırdığımda yüklenmesini bekliyorum gibi gibi interaktif bir şekilde bulut bilişim teknolojilerini öğrenebileceğimiz bir platform hizmeti aldık. Sizlerden de katılım bekliyoruz. Ve Python'ı da kuruyoruz. Python'dan sonra da Ansible versiyon dediğimizde başarılı bir şekilde çıktığı görmemiz lazım. Ve gördüğünüz gibi 2.13.0 versiyonu kurulduğunu söylüyor. Başarılı bir şekilde kurulduğunu söylüyor. Ve burada adımları doğrulayarak da kendi işlemlerinizi bitirebiliyorsunuz. Yani bu yaptığınız adımın gerçekten doğru olup olmadığını arka tarafta uzman kişilerin yazdığı doğrulama komutlarıyla biz de kontrol ediyoruz ve senaryoyu geçip geçmediğinizi böylece öğrenmeniz için pekiştirici bir nitelik oluyor. Burada komutları çalıştırıyoruz. Bu senaryo özelinde daha da ilerlemeyeceğim. Buradan bitirmeye kadar gidiyorum. Ve böylece sonuç olarak bitiriyoruz. Sonlandırdığımızda da artık bu rozet varsa rozet kazanıyoruz. Bazı senaryolarımızda rozetler var. Rozet kazanıyoruz ve böylece gerçekten bir web terminali üzerinden eğitim senaryolarıyla burada kataloğumuz mevcut. Burada backend dilleriyle, Go diliyle, konteynerlarla, Docker ve Kubernetes üzerine senaryolarımız var. Database üzerine senaryolarımız var, PostgreSQL üzerinde. Ve de işletim sistemi özelinde öğrenmek istiyorsanız Linux, Ubuntu ve CentOS destekleyen makinelerimiz var. Ve Ansible, Git sistemlerini öğrenmek istiyorsanız, YAML dosya konfigürasyonlarını öğrenmek istiyorsanız bu siteyi inceleyebilirsiniz. Şu anda hizmete aldık. Üniversite öğrencileri ve çalışanlara şu anda erişimi açtık. Hepinizi bu platforma bekliyoruz. Görüşmek üzere.